Bunun dışındaki hiçbir şey gelmiyor. 1 bölü 2, 3 bölü 4, 5 bölü 7 gelmiyor. Mesela bir başka bir örnek yapalım. Px polinomu 2x kare artı polinomdur. Şuna dikkat et. X bölü 3 artı 5 bölü x. Bu bir polinom değildir arkadaşlar. Çünkü ben bunu düzenleyip yazarsam eksi bir doğal sayı değil. Bakın bu bir polinom değil. Çünkü eksi bir doğal sayı değil. Burada bu aşamada soracağınız bir yer var mı arkadaşlar? Başka bir çalışma yapalım. Bu da bir polinom değil. Çünkü bu kök x ifadesi, bakın kök x ifadesi buranın polinom olmasını engelliyor. Kök x x üzeri 1 bölü 2 diye yazılıyor. Bunu biliyor muydunuz? Bilmeye de bilirsiniz. Öğrenin şimdi. Hani bir sorun yok arkadaşlar. Bu aşamada başka mesela başka bir örnek daha yapalım. Px önermesi. Biraz hastayım. Faranjit olmuşum da boğazım. Bayağı kötü yani. Mesela x kare artı 3x artı 11 kök 6 mesela. Bu da bir polinom değil arkadaşlar. Kayda başladım. Şimdi devam edelim. Mesela aynı şey. Çünkü x üzeri 0 1 yani. 6 kere 1 6. Bir sayının 0. kuvveti demek o sayının 1 olduğunu anlatır. X üzeri 0 1 ya. Hani oradan düşünün. Bunu şöyle de yapabilirim. Bak. Px eşittir. Mesela 6 dedim ya. 6 çarpı 1'dir 6 sayısı. Ve bunun yerine 6 çarpı bak şimdi. 6 çarpı x üzeri 0 da yazabilirdim. Ve burada üstteki 0 bir doğal sayı olduğu için px eşittir 6 ifadesi bir polinomdur bu kadar. Burası anlaşıldı mı? Mesela px eşittir x bir polinomdur. Px eşittir 1 bölü x kare bir polinom değildir. Çünkü o x kare yukarıya x üzeri eksi 2 diye çıkar. Eksi 2 doğal sayı değildir. O halde px bir polinom değildir. Mesela px eşittir kök 12. Bu bir polinom arkadaşlar. Polinomdur. Çünkü bunun yanında çarpı x üzeri 0 var. Yani x'in derecesine bakacağız. Bir problem yok yani. Px eşittir
daha büyük. Demek ki bu polinom üçüncü derecede bir polinom. Anlaştık mı? Mesela B şıkkında baş kat sayısına bakacağız. Baş kat sayısı. Bu polinomun baş kat sayısı en yüksek derecede terimin kat sayısıdır arkadaşlar. Burada en yüksek derecede terim tabii ki x küptü. X küpün önündeki sayı 5'tir arkadaşlar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Şimdi C şıkkına bakalım. Kat sayılar toplamı nedir? Şöyle yapacağız. Özel olarak kat sayılar toplamı deyince neyi kastettiğimizi şöyle verelim. Bu x karenin, x küpün ve şu sabit sayı, şunu ve şunu alacağız. Yani 1 artı 5 artı 2 8. Peki D şıkkına bakalım. Sabit terimi nedir? Sabit terimi 2'dir arkadaşlar. Yani şurada x'li olmayan ifade sabit terim. Biz burada şunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Biz burada katsayılar toplamı deyince p'de 1'i bulacaksın demektir bu. X'lerine 1 yazacaksın. Sabit terim deyince de P'de 0'ı bulacaksın. X'lerine 0 yazacaksınız. Aynı şeye ulaşırsınız. Mesela sıcağı sıcağına burada bir çalışma yapalım. Bakın Px polinomu Px polinomu 3x kare artı 4x artı 6 olsun verilsin. Px polinomunda P'de 1 nedir? Bakın şimdi bunu çalışalım. Bu A şıkkı olsun. Hemen yazıyorum. Bak şimdi 3 çarpı aferin arkadaş. Sen 13 dedin değil mi? Ya ben duydum herhalde. 1'in karesi artı 4 çarpı 1 artı 6. Buradan 3 artı 4 artı 6'dan 13 elde edilir. Tamam mı buraya kadar? Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. İşte 13 sayısı aynı zamanda bu verilen polinomun kat sayılarının toplamıdır arkadaşlar. Yani biz şöyle diyelim. Kat sayılar toplamı. Aynı zamanda kat sayılar toplamı bulunmuş oldu. Anlaştık mı? Şimdi B şıkkına bakalım. P'de 0 nedir? Hemen 3 çarpı 0 artı 4 çarpı 0 artı 6 eşittir 6 arkadaşlar. Yani 0 artı 0 artı 6'dan. İşte benzer şekilde az önce de söylemiştik ya, bu sarı çok bir şey olmuyor, görsellik katmıyor. Bir de şu rengi deneyelim, değişik olsun. Bu aynı zamanda sabit terimi demekmiş. Anlaştık mı? Az önce söylemiştik ya, C ve D şıkkında hani belirtmiştik ya, onları biraz daha netleştirmeye çalıştım ben. Tamam. Bir başka bir çalışma yapacağız şimdi.
üçlerde doğal sayılardan en büyüğü ne? 4. O zaman 4. Baş katsayısı da en yüksek dereceli bu x türü 4'ü. Bu x türü 4'ü. Önündeki sayıydı. 3. Öyle değil mi? Buraya kadar tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi de bir şey yapalım. Ya bir şey demiş. Şöyle size renkli bir şeyler göstereyim. Sayılar toplamı nedir? Şimdi bunu çalışalım. Ben direkt şunu yapabilirim. 3, 2, 4, 5 var. Veya P'de 1 de aynı şey. 3 çarpı 1 üzeri 4. 1 üzeri 4 1 üzeri 3 kere 3 biliyorsunuz. Hani ikisini de bilmek durumundasınız. O yüzden ben ikisini de veriyorum arkadaşlar. Bu durumda şöyle yapalım. İşlem hatası da yapabilirsin. Mesela ben size örnek olsun diye göstereyim. 2x artı 1'in küpü, bak şimdi dikkat et. Derslerimizde 3-4 hafta sonra anlatacağız burayı bak. Ki hani sen şimdi düşün burada 1 yazacağız. Hakikaten bakın P'de 1'in normalde size P'de x 2x artı 1'in küpü dendi ya işte o buna eşit. Bakalım hakikaten şimdi şu katsayılar derken şunu acele etmeyelim. Biz buna devam edelim. 8x küp artı 4 kere 3 12x artı 6x artı 1. Şimdi bu katsayılar 8 artı 12 artı 6 artı 1 eşittir. Bak 12, 20, 26, 27. Hakikaten 27 geldi bak. Ama hem çok uzun hem de çok bilgi, çok bilgi istiyor. En güzeli ne? Bak şimdi. Px eşittir. Başka bir soru üzerinde gör şimdi bir de. Kitaptan bir soru okuyalım. Bak şimdi. X kare artı x eksi 1'in mesela kitaptakini ben iyice zorlaştırdım. Dördüncü kuvveti. Bu polinomun açılımını hayal edin. Açtım. P'de 1 yani katsayılar toplamı nedir? Hani katsayılar toplamı nedir deyince sen P'de 1'i bulacaksın. Bak bakalım ne kadar zor. Eşittir. Şimdi dur. Eşittir demeyelim. Şuradan devam edelim.
P'de 1 yavru ceylan, 1'in karesi artı 1 eksi 1'in 4. kuvvetinden 1 artı 1 eksi 4'ün 4 demişim pardon ya. Şunu geri al. 1 P'de 1 1'in karesi artı 1 eksi 1'in 4. kuvvetinden 1 artı 1 eksi 1'in 4. kuvveti. Şu 1'ler birbirini götürür. 1 üzeri 4 gelir. O da 1 bak. Yani ilk bakışta bile 1 yazdığımız zaman hemen tık bitiyor bak. Öyle değil mi? Devam edelim. Eğer siz P'de 1 katsayılar toplamında P'de 1'i bulmayı öğrenmeseydiniz çok işiniz çok uzuyor. Bu soruyu yapamazdık yani. Anlaştık. Şimdi başka bir sayfada devam edelim. Biraz da polinom çeşitlerine bakalım arkadaşlar. Sabit polinom ve sıfır polinomu var. Onları öğrenelim. Şimdi sabit polinom nedir? Sıfır polinomu nedir? Çözelim. O zaman daha net olacak. Burada özel olarak şurada bakın pardon. Burada P'de 1 2'dir. P'de 2 de 2'dir. P'de 5 de 2'dir. Yani şu aşağıdaki örnekte P'de 100 5'tir. P'de 6 da 5'tir. P'de 750 de 5'tir. Yani hiç fark etmiyor bu. Tamam. Her biri hani eşit bir sayıya dönüyor. Sıfır polinomda da x yerine ne yazarsan yaz. Mesela p'de 0 sıfırdır. P'de 17 de sıfırdır. Bu kadar. O zaman ben şunu da hatırlatayım. Bakın. Bir polinom eğer sabit polinomsa arkadaşlar şu söylenir. Px polinomunda mesela x karenin katsayısı 0. X'in katsayısı 0'dır. Ve burada mesela bir P gibi bir sayı vardır. Şimdi bir örnek çözelim. Bu şeyde de arkadaşlar Px'de de her şeyin katsayısı 0'dır. Yani bütün sabit terimlerin bile katsayısı 0'dır. Yani haberiniz olsun. Yani burada P'yi yazmana gerek yok ama öyle belirtebilirim. Şimdi bir örnek yapalım. Örnek. Px polinomu. Bakınız. Px polinomu. A eksi 1 x kare artı b artı 2 x artı 7. Polinomu sabit polinom ise A, B değerlerini bulunuz. Buraya yazıyorum.
konjonktür. Sabittir. Px konjonktür. Bu durumda A, B değerleri nedir? Hemen çözelim arkadaşlar. Van fikri olan, şimdi yukarıdaki çalışmayı düşün. Yukarıdaki çalışmayı düşün. Mesela yukarıda ne demiştik? Bakın, bu polinomun sabit polinom olabilmesi için Yavru Ceylan, x karenin katsayısı 0, x'in katsayısı 0 demiştim. O zaman şurası ve şurası 0'a eşit, öyle değil mi? Yazalım, 0'a eşit. Evet. O halde a eksi 1 eşit 0 ise ne söylersin? A eşittir 1. B artı 2 eşittir 0 ise ne söylersin? B eşittir eksi 2. Tamam mı buraya kadar? Soru bitti, bu kadar. Yani polinomun sabit polinom olduğu belirtilirse x'li ifadelerin önündeki değerleri 0'a eşitleyeceksiniz. Bu kadar. Başka bir soruya geçelim. Burada sıfır polinomu ile ilgili bir çalışma var. Şimdi ona bakalım. Mesela bak şimdi. Px eşittir a eksi b artı 2 x küp eksi a eksi c x artı b eksi 2 polinomu sıfır polinomu ise, yani px eşittir sıfır polinomu ise a b c değerlerini bulunuz. Soru anlaşıldı. Buna bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar, bu polinom o zaman şurada bakın, şu kısım ve şu kısım ve şu kısım hepsi sıfıra eşit arkadaşlar. Doğru mu? Tamam. Buradan yazıyorum şimdi. Şuradan başlıyorum. B eksi 2 sıfırsa B 2'dir değil mi? Şimdi şurada, şimdi buraya döndüm. Bu b yerine 2 yazacağım. O zaman yazıyorum. A eksi 2 artı 2 eşit 0 ise ne söylenir? A eşittir 0 söylenir. Çünkü bunlar gider. Öyle. Bunu da buldum. Şimdi burada a yerine 0 yazacağım. 0 eksi c eşittir 0'dan c eşittir 0 elde edilir arkadaşlar. Bu kadar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı?